Bugünkü sorunumuz kitap kıtlığı değil, okul kıtlığı değil, başörtüsü yasağı değil. Müslüman memur olamaz diye bir ayrımcılık yapma mantığı değil. Böyle bir sorun yok ortada. Ama ortada ne var? Her bu saydığımız acaba bunlar sorun mudur dediğimiz şeylerin fazlalığı bile var. Koyacak yer bulamayacağız neredeyse. Ama buna rağmen Müslüman Müslümanla evlenince huzur bulamıyor. Müslüman, Müslümanla şirket kuruncu sürdüremiyor. Müslüman, Müslümanla iki hanım arkadaş, beş hanım arkadaş, Müslümanca bir arada durduklarında acaba bu benim sırrımı yayar mı, yaymaz mı diye endişesini gideremiyor. Halbuki bunların hepsi Müslüman üzerinde yansıması gereken Müslüman ahlakıydı. Ahlak olarak bunu oluşturmalıydı Müslüman. Ama gel gör ki biz başörtülüler olarak bir araya gelebiliyoruz sakallılar olarak bir araya gelebiliyoruz. Camide buluşabiliyoruz. Din eksenli konuları konuşmak üzere bir araya geliyoruz. Ama izlerimiz, yankılarımız başörtüsü, sakal, din yankısı değil. Din izi değil. Bütün görüntümüze rağmen, bütün iddialarımıza rağmen bir sıkıntı yaşıyoruz. Nedir bu sıkıntı? Hala Müslümanlık arayışı içerisindeyiz. Hala ama hala ashab-ı kiram hayal midir acaba diye düşünüyoruz. Hepsini bir kenara bırakalım. Çöl şartlarında Allah'ın aradığı en güzel Müslümanlığı yaşamış bir nesil gerçek midir diye merak ediyoruz. Yani inkar da edemiyoruz. Kur'an'da örnekleri var çünkü. Hayat feda etmiş adamlar. Allah Allah. Mallarını mülklerini al ya Resulallah demişler. Çocuklarını sanki poşete koyup getirip emanet etmişler. Senin de olsun demişler. Biz bir terlik verirken bile tereddüt ederiz. Doğurduğu çocuğu götürüp vermiş. Fedakarlığa gelince, şuraya gidilecek, şu yapılacak deyince, eşime bir sorayım diyen olmamış. Allah ve peygamberi istediyse eşe mi sorulur, anaya babaya mı sorulur deyivermişler. Namaz kılmışlar, kıldıkları namazlar bize masal gibi geliyor. Bir gecede şu kadar namaz kılmış. Yüz rekat namaz kılarmış filan cezat. Oturuyoruz hesap makinesiyle asgari namaz kaç dakika sürer bir rekatı? Yüz şu kadar sürer. Ya bu abdese gitmiş gelmiş ne okumuş hadi en kısa ayetleri okumuş ya bilgisayar bile bizim bilgisayarlarımız da şaşırıyor bu adamlar bu ibaretleri nasıl yaptı diye Ramazan'ı nasıl geçirdiler diye yani ütopya aleminde bile cevap bulamıyoruz doğal müslümanlıklarıyla gökleri delip arşa kadar yükseldiler